Hocam İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Son 2 gündeki saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti. 12'si ağır, 49 kişi de yaralandı. İsrail akşam saatlerinde havadan 30 hedefe bomba yağdırdı. Ve hücum botları da Gazze sahilinin farklı bölgelerini top ateşine tuttu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ordunun Gazze'deki operasyonu genişletmeye hazır olduğunu, saldırıların süreceğini söyledi. Amerika ise bu sabah konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve İsrail'in savunma hakkını destekliyoruz denildi. Filistin de bu sabah İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi ve 3 İsrailli hayatını kaybetti. Yani Filistin'in yaptığını ben anlayamıyorum ya. Kardeşim ne zorunuz ya? Roket nedir amacın? Hadi roketi attın. 50 kişiyi de orada öldürdün. Ne kazanacaksın? Nereye atıyorsun ayrıca? Hedef belli değil. Şahıs belli değil. Amacın belli değil. Habire uydurma roketlerin habire İsrail'e ateş ediyor. Kadınlara geliyor, çocuklara geliyor. Onlar da o zaman bizim diyorlar, kendimiz savunma hakkımız var diyorlar. O ona, o ona, o ona, o ona. Muhammed Mehdi çıkmadıktan sonra bu acılar devam eder. Filistin'de konuştuğumuz kişilere bakıyoruz, İttihat-ı İslam'dan bahsetmiyorlar. Mehdi'den bahsetmiyorlar. Bahsedenler tabii ki çok var. Ama bir kısmı, epey bir bölümü bahsetmiyor. Böyle savaşı oyun gibi görüyor. Çocuk oyuncağı gibi. Hani küçükken olur ya çocuklar arkadaşlarına işte silah sıkar bilmem ne yapar o şakadan. Bunlar da roketler yapmışlar kendi kafalarına göre. Onları atıyorlar İsrail'e. Bazısı boş araziye geliyor. Bazısı çoluk çocuğun üstüne giriyor. Bazısı evin içine giriyor. Ne yapıyorsunuz diyorsun? Mücahide yapıyoruz diyor. Böyle mücahide olur mu ya? Mücadele sevgiyle, kardeşlikle, barışla olur. Ne yapacaksın? Yapılacak şey İttihat-ı İslam'dır. Bütün Müslümanları birleştirmek. O zaman İsrail'de 3000 yıldan beri beklediği o mutluluğa kavuşur. Bütün bölgede huzur, sükunet, asayiş temin olur. Ticaret, sanat, bilim alabildiğine gelişir. Demokrasi tam anlamına oturur. Dış tehlike tamamen yok olur. Sevgi içerisinde, kardeşlik içerisinde, barış içerisinde çok güzel, huzurlu yaşarlar. İsrail'in yapacağı sürekli Moşiyahı Allah'tan istemek, Kral Mesih'in zuhurunu Allah'tan istemek, Filistin'de yapacağı Allah'tan sürekli Mehdi'yi istemek ve İttihat-ı İslam için gayret etmek. Ayrıca roket atışı bilmem ne, bunlar çok münasebetsiz, çok akılsızca hareketler. Duruyor duruyor adamlar. Mesela 5 ayı geçiyor. Ne yapalım? Hadi bakalım İsrail'e bir roket atışı yapalım. 300 tane roket atalım. Nereye atıyorsun? Kime atıyorsun? Amacın ne? İsrail'de insanı masum sivillerin evlerine düşüyor bombalar. Ne kazanıyorsun? Sonradan da onlar da tabii misilleme yapıyor. Yüzlerce, binlerce insan şehit ediliyor, evler yıkılıyor, çocuklar yaralanıyor, çocuklar şehit oluyor. Bunu niçin planlıyorlar, niçin istiyorlar ben anlamıyorum. Filistin'de kim bunları ayarlıyor ve bunu kabul eden kimdir, bunu mantıklı gören kimdir ben bunu anlamak istiyorum. Kardeşim, barış denen bir şey vardır. Sen orada zaten askeri güce sahip değilsin, devletin yok. Değil mi? Hava gücün yok, kara gücün yok, deniz gücün yok. Orada adeta esir konumundasın. Savaş olmuş, esir konumuna düşmüşsün. Ve barış anlaşması imzalamışsın. Barış anlaşması imzalamışsın. Ve diyorsun ben size saldırmayacağım, siz de bana saldırmayın diyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Saldırıya geçiyorsun. O zaman ona savunma hakkı veriyorsun. Bunu yapacağına barış kardeşlik içerisinde yaklaşsan, Moşiyah'ın gelişi için, Mehdi'nin için, gelişi için Musevilerle birlikte dua etsen, orayı bir barış yurduna çevirsen, o zaman senin esir korumun da kalmaz. Oralar senin olur zaten. O sınırlara da gerek kalmaz. O duvarlara da gerek kalmaz. Hepsini yıkarsınız. Barış içinde kardeşçe yaşarsınız. Gayet de güzel olur. Kimse de size bir şey diyemez. Hiçbir ülkede aleyhinizde olmaz. Hiç kimse de yapılan bir saldırı olsa
bu haklıdır demez. Ama bu durumda meşruiyet meydana getiriyorsunuz. Kamuoyunda. Amerika açısından meşruiyet meydana geliyor. Birçok insan açısından meşruiyet meydana geliyor. Kendimizi savunuyoruz. Tabii o savunmada da bir makullik sınırı, bir denge sınırı kullanması ve korunması gerekiyor. Onu ne derece koruyup kolluyorlar onu da bilemiyoruz. Ama saldırının olmaması çok önemli. Füze saldırısı olduğunda adam o füze saldırısını durdurmak mecburiyetindedir. Adam öldürüyorsun, silah sıkıyorsun. Şimdi silah sıkan bir adam var. Sana silahı doğrultmuş, silahı sıkıyor. Ne yapacaksın? O silahın durdurulması gerekir. O zaman adam işte oraya bombalama yapıyor. Buna gerek yok işte. Burada Türkiye devreye girsin. İslam alemi devreye girsin. Mesela İslam barış gücü olsun. Böyle bir bombalama olayına, böyle bir roket saldırısına ta başında müsaade etmesinler. Onlar da kendini savunmak durumunda kalmasın. Misilleme yapmak durumunda kalmasın. Yani bir tarafı İsmailoğulları, biri Yakupoğulları. Evet. Peygamber çocukları birbirine savaşıyor. Müslümanlar burada araya girmesi gerekir. Kavgayı önlemesi gerekir. Bu da Mehdi ile olur. Moşiyahlı olur. Yani aynı şahısların Mehdi ve Moşiyah. Şimdi burada adaleti gözetmek de çok güç. Yani çünkü roket saldırısı yapıyor ama roketi saldırana değil, atana değil de alakası adamlara saldırı oluyor orada. Masum çocukları oluyor. Roket atan da kendince askeri hedefi amaçlıyor ama sivil evleri vuruyor. Kardeşim askeri hedefi de vurmaya gerek yok. Sivil hedefi vurmaya da gerek yok. Onlar da misilleme yapmasına gerek yok. Bu Mehdi ile Moşiyah'la çok rahat hallolacak bir konudur. Kökünden hallolacak. Uçsuz bucaksız gayet güzel tarihi kadim araziler, birbirinden güzel yerler. Ya kardeş olun, birlikte sofrada yemek yiyin. Allah diyor birbirinizin yemeğini yiyebilirsiniz diyor ehli kitabın. Değil evet, mi? Tabii, tabii. Güzel orada bir koyun kesin, kebap yapın birlikte. Oralarda yiyin, sonra oradaki üzüm bağlarında birlikte çalışın. Portakal bağlar, portakal bahçelerinde, zeytin bahçelerinde birlikte çalışın. Kardeşçe oturun ya, uçsuz bucaksız size ait. Ne güzel yani. Ama Moşiyah olmadan, Mehdi olmadan bir huzur olmayacağı görülüyor. Rahatlık olmayacağı görülüyor. Kökten çözüm varken konuyu bambaşka bir çizgiye çekiyorlar.